Yeni bir videoyla daha herkese merhabalar arkadaşlar. Ne evden çıkamazmışım ya. O kadar uğraştım ki sabahtan beri evden çıkayım diye. Yok, çıkamıyorum. Orayı topla, burayı et. Derken saati gene 2 yaptım. Şimdi bu ay biliyorsunuz ki Aralık ayındayız arkadaşlar. Böyle her gün Aralık adı altında, Vlogmas adı altında videolar atıyorlar. Ben de su geldi, bir hava yağmurlu, çok güzel. Arabalarda artık dikkat etmiyorlar ya. Yani konudan konuya atlıyorum yine ama üzerine böyle su sıçratmak da üstüne yok. Neyse, ne diyorduk? Ne konuştuğumu da unuttum. Ha, Vlogmas adı altında vloglar çekiyorlar biliyorsunuz. Ben de bu kervana katılayım dedim. Tabii bakalım nereye kadar yapabileceğim, ne kadar yapabileceğim. Her gün yetiştirebilirsem yapmaya çalışacağım sizlere. Ama çekebildiğim kadar vlog çekeceğim. Hızlı yürüyorum, nefes nefese kaldım. Önce bir çarşıya gideceğim. Çarşıda işlerim var birazcık. Taksitlerim falan var. Hatta Özşanal'a gideceğim. Özşanal'da Kübra bir tane böyle banyo paspası almıştı. Ona bakmak istiyorum. Ve taksitim var. Onu ödeyeceğim. İşler, işler, işler. Evet, kamerayı kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Kendi kartımı doldurdum çünkü. Oradan da çarşıdan sonra da Bostanlı Pazarı'na gitmek istiyorum. Hava da bugün yağmurlu. Hem de Aralık çekelim istedim. Hem de yağmurlu havada evde durmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Yemeğim de yok ama tavuk çıkartmıştım. Belki onu yaparım eve gidince. Dolaba koydum mu acaba, onu hatırlamaya çalışıyorum. Buzluktan çıkarttım. Gerçi hava böyle çok sıcak da değil, çok soğuk da değil. Bir şey olmaz ama ben takıntılı olduğum için böyle konularda dolaba koyuyorum yani. Buzluktan çıkarmıştım çünkü. Çok çene yaptım yine. Hızlıca gidiyorum. Bugün de vlogumuza böyle devam edelim. Bir pazar gezmesi yapalım bakalım ya. Nasılmış? Kaliteli şeyler var mı? Bazen gerçekten çok güzel şeyler olabiliyor Bostanlı Pazarı'nda. Öyle bakalım. O zaman gün başlasın arkadaşlar. Ve Bostanlı'dayız. Anniş. Anca. Vlogmaster'a sen de katıl bakalım birazcık, değil mi? Mecbur. 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 Evet arkadaşlar, geldik biz şimdi. Yasemin Kafe'nin orada indik. Buradan indiğin zaman birazcık yürüyorsunuz ama yani buradan en azından baştan başlamış oluyorsun, değil mi? Bence. Ben öyle seviyorum ya. Mesela ayın 1'i bence pazartesi gününe denk gelmeli. Ayın 31'i yani cumaya denk gelmeli ya da pazara denk gelmeli. Evet. Ben biraz düzenciyim sanırım, takıntılıyım bu konuda. Şimdi karşıdan karşıya geçelim. Anne, yeşil de yandı. Geçebiliriz. Yayalar için geçme vakti. Ay vallahi hiç ne yüzüme gözüme bir şey sürebildim. Annemle de kavga kavga kavga. Annem bir türlü çıkamadı evden. Niye çıkamadın kız? Ben öyle anca. Kalın giyiniyorum, sıcaklıyorum. Ya çok sıcak ya. Vallahi Aralık'ta yani böyle bir hava. Gerçekten anlayamadım. Sıcak ter içinde kaldım ben de ya. Bir de böyle kalın giyindim. Sivit falan sen iyi yapmışsın ha. Aa, yok ben giyinemiyorum. Kolyene bakıyordum bir de. Kolyene. Kolye güzel mi? Çok güzel duruyor. Evet. Geçebilir miyiz? Geçelim. Hadi bakalım. Pazara az kaldı arkadaşlar. Güzel Bostanlımız ya. Değil mi anne? Baksana. Güzel, hava da çok güzel. Sonbaharı ayrı güzel. Aynen vallahi. Yazı ayrı güzeldir. Yani sıcaktır ama severiz biz İzmir'imizi. Her halükarda. Bu tarafta bakın böyle çimler. Yani en azından burada böyle oturup akşamları da piknik yapılabiliyor. Yazın da aynı şekilde. Şimdi de böyle oturup böyle şurada simitinizi, ayranınızı yiyebilirsiniz gayet. Çok da güzel. Hemen bu tarafta da deniz var. İlk defa görecek olanlar için, beni ilk defa izleyenler için de çekmek istedim. Hemen sahilin kenarında da yani aktivite yapabilirsiniz. Bisiklet sürüyoruz biz bazen. Buradan alıyoruz Yasemin Kafe'den bisikletlerimizi. Bayağı bir Sapporo'ya kadar gidiyor zannederiz. Ay evet, kör kütük oluyoruz. Çok yoruluyoruz. Çünkü bayağı bir kilometresi var. Öyle bakalım. Şimdi şuradan pazara doğru gidiyoruz. Çantası da güzel çantalar oluyor anne. Ne kadarmış? 100-130 mu? Bir bakalım mı? Her çeşit aynı mı? Fiyatı. Ha, bunlar 130'muş. Şurası 100'müş. Bu tarafta 130. Pardon. Gelin. Kaç?
Nasıl oldu? Güzel, yakıştı. Tüylüye bir de hoş duruyor. Aniş bak, ben bu terlikleri çok beğendim ama tam alıyordum ki, dedim ki böyle bunlar makineye atınca dedim gider, hatırladın mı blokta? O yüzden böyle almak daha mantıklı bence gene. De. En azından ben makineye atıyorum ya. Çok kirleniyor benim ayağım bu terlikler, bilmiyorum. Ama fiyatları iyi, 100 lira. Ve şunlar var 60 lira misafirlik. Evet, bunlar da gene günlük ev terliği olarak. Yani tabii gelenler için iyi olabilir. Yumuşacık en azından. Şu falan çok güzel. Benim yani misafirin terliklerim çok eskidi ya. Hep böyle buradan gitmiş. Evet, almam gerekiyor. Da fiyatları da iyiymiş. 35 çok lira. Çok güzel. Bu da güzel. Çok güzel, evet. Aa baksana anne. Sivitler 50 liraymış. Bizden başka kimse veremez. Nasıl bir sivitlermiş bunlar? Bir elimde şemsiye, bir elimde telefon var. Güzel. İçi de pamuklu. Bu da güzel. Yumuşacık değil mi? Bu da güzel bak. Evet, şu bebe mavileri de çok güzelmiş. Bak güzelliğine. Evet. Küpeler ne kadar? Hangisi? Yani fiyatları değişiyor mu? Hepsi değişiyor. Abla denizden uzak. Mesela şu. Küpemiz burada. Güzelmiş. Nakitlesi var. Evet değil mi? Bir de şimdi bu sene anne bunlar çok moda. Çok güzel değil mi? Çok büyük değil mi? Evet, büyük işte, ben takamam da hani beğeniyorum ama kızlar da hoşuma gidiyor. Bu da baba bir ay yıldız. Bu da sizin. Aa bak, Shakira küpesi. Benim kına gecesinde vardı bunlar, hatırlıyor musun? Şunlar da çok güzelmiş, mavi boncuk. Hepsi güzel ya. Evet. 55. Evet. Aa, yıldızlıyı da çok beğendim. Bu ne kadar yıldızlı olan? 100 lira. 120 lira. Bu 100 liraymış. Hani bunu alayım mı? Çok beğendim bunu, yıldızlıyı. Şunu mu? Rahat, ben kullanabilirim yani bunu. Bayağı şey, iki üçlü gibi bak. Evet, çok güzel, bunu alayım bari. İyi abi. Ya ulaşmaya çalışıyorum. Evet, 100 liraya kotlar var, kot yelekler var. Aa, bunları çok beğendim zaten. Ben de beğendim. Bakayım. Bak. Aa, gerçekten çok güzelmiş çok anne. Güzel. Gömleğin evet. Üstüne. Bence de. Deneyeyim mi be? Dene ben. Kaç beden bunlar? Bu S'ymiş ama daha büyüğü var mı? Bakalım. Ay, benim bir ara böyle mor vardı, hatırlıyor musun? O da mı şey? Yeleklerde büyük var mı? Büyük beden var. Medium var mı? Medium. Güzelmiş. Hepsi şey sevmiyor elimize gelenler. Evet, çok beğendim. Karşıdakileri atar mısınız abla? Güzel. Bir de ya, bir de sivitli ya. Bilemedim S ama. Karşıdan nasıl görünüyor acaba? Hepsi S ya. M falan bulamadı. Ay, güzel mi? Kararsızlık arkadaşlar. Arkadan göremiyorum ama. Ya. Ya tabii ki ince bir şeyle giyilir bu. Ama düşüneyim bakalım bir. Çok güzelmiş değil mi anne? Erkekler için baksana. Tabii siyah da, yine benim kameradan niye siyah çıkmıyor anlamıyorum. Fiyatları ne kadar? Çorap alıyordum arkadaşlar. 3 tane alayım dedim. Annem de orada çorap bakıyor. Bunu beğendin mi diyor. Gel diyor buraya diyor. Bana mı alacaksın? Evet, çok güzel. Beğendim. Gezmeye devam ederken dışarıda öyle bir yağmur bastırdı ki, değil mi anne? Evet. Ses geliyor. Bayağı bir şeyler bakınıyoruz, alıyoruz ama fazla bir şey de almadık. Pek bir şey bulamadık. Annem şimdi şu gömlekleri gördü arkadaşlar. Gömlekler var. Her şey güzelini. Bir de şunu gördük bak. Şu popidik popidik bir ceket. Krem rengi. Large bu anne. Large ama küçük. Biraz küçük, evet, kalıbı ama güzel. He? Yapmadım. Kabakları görünce aklıma Samet geliyor. Yani ha? Renk çok güzelmiş o, baksana. Ama bedenleri küçük. Bu da mı küçükmüş? Da. Bakayım. Ay, buna bayıldım. Benim bu renk bir tane montum var. Direkt bedenini arıyorum da. Bu da çok tatlı ya. Balkona çıkarken falan giymeye böyle. Bu renk de güzel de. Şu renk daha tok duruyor. Daha güzel duruyor. 150 hiçbir şey yani, bedava. Altına ben hook baktım arkadaşlar. Şu yarım platform hooklardan almak istiyorum. 450 liraydı. 38 numarasını denedim. 38 numarası bana büyük geldi. 7'si de kalmamış. Herhalde herkes almış gitmiş. O yüzden başka yerden tekrardan bakacağım. Şimdi deneyecek. Üstteki body de çok güzelmiş. Rengini çok sevdim onunla. Bunu çoktan aldım, giymemiştim ama. Ha, çok güzel duruyor. Yakışmış. Sana yeşil. Yeşil sana yakışıyor. Gözlerin yeşil ya. Aynen. Bakalım ceketi de giy de, merak ediyorum nasıl olacak.
Şöyle 150 lira yani hiçbir şey. Oldu mu? Rahat mı? Gayet oldu anne. Dar değil mi? Hayır değil bence. Dar falan değil. Genelde bunlar önü açık zaten. Daha güzel durmuyor mu? Aynen. Sen önü açık giyiyorsun onları. Çok tatlı ya. Güzelmiş. Aynen. Alabilir kolara da bayılıyorum anne baksana. Bu çok güzel. Bak bir de şurada bir tane gömlek beğendim. Bu da hem deri görünümlü hem de fiyatı çok iyi. 200 liraymış fiyatı da. Çok güzel. Geçinirsin. Yani deri gibi düşüneceksin bunu. Güzel duruyor. Şurada da mankenin üstünde de var. Trikolar ne kadar? Triko pantolonlar. Bunlar da 200'müş. Çok güzel sıcacık kutular. Beğendiği mutlardan numara var mı acaba? Bir şuna bakabilir misin? Şu mu? Ellerim doluyor. Evet. 37 bakacağım. Ha? Evet 37. Bu 7. Belli. Arkasında peki uf yazıyor mu? İlla ben yazıyı da istiyorum ya. Evet. Oo süper. Bunu bir deneyeyim o zaman. Evet deneyeyim de. Ufçunun sahibi nerede? Buyur abla. Ne kadar bunlar? 400 lira oldu. Oo güzelmiş. Şunu bir deneyeyim ben. Sahibi geldi. Ufçunun sahibi geldi. Dene bakalım. Hem de 400 lira. Aynen. Az önceki sorduğum yerde 450 demiş. Çok rahat bunlar ya. Nasıl sence anne? Bence güzel. 8 var mı? 38'i. Ama 8 büyük gelmez mi? Ya işte bu da birazcık sanki burnunu biraz... Esneme yapacak ama abla onu da düşün bak. Yapacak değil mi? 8 bence büyük gelir ya, ha. Ya öyle diyorsun. Ben de polar kumaşı bu. Evet. Bir şey yani. Bir şey. Bence de. Bana da öyle geliyor da. Deneyin en çok bol gelmezse 8'i de alabilirsin. Sen bak. 8 büyük değil mi anne? 8 büyük belli zaten ya. Evet evet. Büyük, büyük. Kocaman oldu. Yok yok güzel durmadı öyle. 7'yi bir daha deneyeyim. 7 daha güzel durdu. Bundan gönder. Güzel. 7'si güzel oldu bence. Annem tam burada beyaz kazaklara bakıyordu ki şöyle şu aslanlı halıyı gördüm anne. Of diyorum. Çok güzel değil mi? Ha, evet ya. Bunlar ne kadarmış? 100 lira. 100 lira. Güzel ama ince biraz. Şey belli. Şu da güzelmiş bak. Ellerim doldu artık. Tost makinelerine baktı. Eski tip tost makinelerinden. Çok güzel onlar ya. Fiyatları da 200'müş. Bu tepsileri de ben çok beğendim. Güzel sunum değil mi? Yapmak için falan değil mi? Çok güzel. Güzel. Ya. Kırılır mı? Ama bunun daha öncesi var hiç kırmadık da. Değil mi? O bilmiyorum su yüzü kalır mı diye bir korkuyorum. Ya. Çok çabuk mu kırılır? Ne kadarmış tepsi? 25 liraymış. Hoş duruyor. Ne kırılacak? O bizim aldığımız daha adi hiçbir şey olmadı. Bence de. Değil mi? Şimdi şurada pişi gördük pişi alıyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Ben eve geldim arkadaşlar. Saçım başım da dağılmış. Otobüs çok kalabalıktı ama yağmura yakalanmadım çok şükür. Yani o şemsiyeyi var ya taşıdığıma bugün ben pişman oldum. Geçen gün kuaföre giderken şemsiye almamıştım. Bugün de çok yağmur bastırmıştı. Gelirken ıslanmıştım. Ama bugün de keşke taşımasaydım da yine hani az da yağsa ıslansaydım diyorum. Çünkü onu taşıyor. Bir yandan kollarım doldu. Bir yandan vlog çekmeye çalışıyorum. O kadar böyle hani zor oldu ki benim için. Hatta çekemediğim bir sürü şey oldu. Çok da güzeldi pazar böyle. İşte yağmur yağış ama güzeldi. Çok da kalabalıktı. Eve geldim şimdi hemen şu tavuklarımı çıkarttım. Biliyorsunuz tavukları giderken bozuktan çıkardım demiştim sizlere. Şimdi bunları hemen güzelce baharatlayıp tepsime dizeceğim. Fırın tepsime. Bu arada telefonda şarja takayım. Şarjım da kalmadı. İyi gidiyor arkadaşlar videom. Şu ana kadar iyi gidiyor videomuz. İnşallah her gün atabilirim. Tabii söz vermiyorum. Hani bazen olur da yetişemeyebilirim. Bir şey çekemezsem atamam. Ama şimdilik her gün video çekmeyi düşünüyorum. Tam bir aralık videoları olsun istiyorum. Şimdi aldıklarımızı daha sonra göstereyim. Önce yemeğimi halledeyim ben. Ondan sonra aldıklarımıza bakarız. Bir de marul aldım. Çıtır çıtır marul. 10 lira. 10 lira. Onunla salata yapacağım. Soğan da koyalım böyle bir tane.
lezzet versin. Samet de benim vlog maslarım için çalışıyor, boş durmuyor. Tripodum kırılmıştı, şu küçük olan. 100 liraya almıştım ya aşkım, hemen de gitti ya kafası. Şimdi bir şeyler uydurmaya çalışacağım. Ay sağ ol vallahi aşkım. Sen sandalye ilk defa duruyor. Nasıl bu arada, güzel mi? Güzelmiş. Çok rahat değil mi? Vallahi sandalye alalı kaç gün oldu? Gerçekten ha. İşten güçten sandalye oturamadım. Yani. Aynen aynen. Yani ama güzelmiş yani. Rahatlığını bile çözemedi. Rahat otur şöyle, ayaklarını da sokma sanın içine. Videonun içindeyken şöyle direkt döndürme kamerası olması gerekiyor aslında telefonlarda. Bence bu güncellemeyi getirmeliler ya. Doğru ya. Mesela video çekiyorum ya, videoyu çekerken bir anda arka kameradan ön kameraya geçmek istiyorum. Öyle bir özellik yok. iOS'çular beni dinliyorsanız, beni izliyorsanız bu uygulamayı yapın. Sürekli güncelleme geliyor ama hiçbir şey yok. Hayatım, benim iPhone'da Amerika'da arkadaş var, arıyorum şimdi. Sana özel güncelleme. Ama bence çok mantıklı bir güncelleme. Sence değil mi aşkım? Çok mantıklı. Hemen arıyorum Johnny'yi şimdi. Hemen Johnny'yi arıyorum. Johnny Walker'ı. Hemen sana özel güncelleme yaptım. Ama aşkım, sana bugün pazardan sana da bir şeyler var. Ya. Evet. Bugün birazcık sana da alışveriş yaptım. Eksiklerin vardı. Onları da aldım geldim. Evet de şimdi karnı aç. İşten gelmiş o, ben gelmeden önce. Yemeği de bir an önce hazırlayayım. Hı, düşürdüm. Hadi bakalım. Yine şu baharatlı sarımsaklı baharatımı kullanacağım. Bu sefer airfryer'a atmayacağım ya, çünkü biraz hızlı olsun istedim. Yani hepsi aynı anda pişsin istedim. O yüzden fırında yapacağım arkadaşlar. Fırınımı da 200 dereceye çalıştırdım şimdi. Hepsini artık kullanayım. Sanet de böyle bol baharatlı seviyor. Bir tane soğan dörde böldüm. 4 tane de patates ekledim. Evet, sen şimdi fırına. Bay bay. Şöyle kocaman çıtır çıtır bir marul aldım arkadaşlar. Tam böyle artık çıkıyorduk sebze pazarının oradan. Aslında var ya, bütün sebze pazarını insanın alası geliyor. Bostanlı pazarı çok taze, bu konuda çok başarılı. Ama oradan taşıması var tabii, otobüsle geleceğim için taşıyamam dedim. Bu da 10 liraydı çıtır çıtır. Bunun manasına bari şimdi salata yapayım. Ben salata yapmaya çok üşeniyorum. Hazır olursa yiyorum. Hazır birisi yapar önüme koyarsa, mesela bir restorana gittim, bir yerlerde hazır geldiği zaman bayılıyorum. Kaşık kaşık yerim. Ama kendim yapmaya çok üşeniyorum arkadaşlar. Ben anlamadım niye böyleyim ya. Aslında Samet'le iki kişiyiz mesela. 4 yaprak, şöyle 5 yaprak hadi say diyeyim yani. Yetiyor bize. Aa, turp da var aşkım. Senin turp da yapacağım sana. Aa, çok sevindim. Turp almıştık ya marketten. Bak onu bile unutuyormuş ki. Sonra yazık, o da yiyemiyor benim yüzümden. Şimdi bunları hemen sirkeli suya da yıkayayım güzelce. Turplarımı da çıkarayım. Yanına da havuç da şöyle limonla güzel. Böyle hava yağmuru olunca insan canı salata tarzı şeyler istiyor. Ne alakaysa. Şey var mı? Ne? Hani yedek kırık tripod falan. Eğdirme gönül, eğdirme. Şöyle birazcık sirke damlatayım. 2 dakikada zaten çamurlu pası akar. 2 tane havuç çıkarttım. Bir tane de böyle turp çıkarttım Samet'e. Ay iyi, sevindim ya. Samet tripodumu yaptı arkadaşlar. Yani birazcık idare eder. Dışarıya çıkaramam bunu. Biraz sağlam değil ama evde kullanmaya benim işimi görür. Yalnız böyle kılıfım sığmadı. Kılıfla beraber girmedi tripoda. Samet diyor ki kullanma diyor, bence diyor, ama ben yine de hani alasıya kadar en azından işimi görsün, böyle mutfakta yemek yaparken çekmeye iyi oluyor bunlar. Yemeğimin pişmesine az kaldı bu arada. Salatalarımı da hazırladım. Soframı toptan bir şekilde gösteririm sizlere. Yani her şeyi buraya masaya serdikten sonra gösteririm. Daha sonra da aldıklarımıza bakacağız bakalım inşallah.
Evet, benim akşam yemeği sofram hazır bu şekilde. Tavukları yaptım böyle pratik bir şekilde. Fırına attım. Pirzola olur arkadaşlar. Dünden birazcık pilavım vardı. Onu da ziyan etmek istemedim. Çok da güzel olmuştu. Basmati pirinçten. Şöyle ortaya havuçlu, turplu bir salata yaptım. Samet buna bayılacak şimdi gördüğünde. Ve şöyle güzel, o da benim sevdiğim bir salata. Yani marul ve mısır ikilisine bayılıyorum. O yüzden ben de kendime öyle yaptım. Tabii yine Samet'le birlikte yiyeceğiz. Şimdi bizlere afiyet olsun. Arkadaşlar buraya geldim, sizlere aldıklarımı gösterecektim. Binbir hevesle buraya oturdum. Ondan sonra gittim, dedim ki ben böyle eve geldiğim zaman fişleri kontrol eden birisiyim. Yani böyle dışarıdayken kontrol etmiyorum. Ama çantama dolduruyorum. Çantamın hepsi fiş doludur böyle benim. Ay o kadar moralim bozuldu ki bugün hani günüm güzel geçiyor, güzel geçiyor dedim. İnsanın kendisine ettiğini düşmana etmezmiş. Nazar değdirdim kendime. Gerçekten o kadar moralim bozuk ki şu anda böyle ağlayasım geldi. Samet'e çorap almıştım. Hatta videoda gördünüz. 3 tane çorap almıştım. Tanesi 25'tendi. 75 lira tutuyor. Çorapçı yanlışlıkla 750 lira geçmiş. Ve ben de bunu eve gelince fişlere bakınca şimdi fark ediyorum. Yani gerçekten artık anlam veremedim ya. Nasıl böyle bir şey geldi başıma? İlk defa da böyle bir şey yaşıyorum. Hani normalde de fişlere bakan birisi değilimdir dediğim gibi. Ama eve geldiğim zaman bakarım ben böyle. Hani aldığım ürünleri eve gelince kontrol ederim, bakarım. Hangimiz yani bunu yapıyoruz ki mesela? Hangimiz o anda böyle fişe bakıyoruz yani? Bilmiyorum, ben yapmıyorum. Ya da benim için büyük bir tecrübe oldu bu. Günümü gerçekten çok güzel bir şekilde geçiriyordum. Sizlere böyle aldıklarımı da göstereyim istedim. Yani o kadar moralim bozuldu ki şimdi. Hatta Instagram'dan falan bulmaya çalıştım abiyi. Yanlışlıkla nasıl böyle bir şey oldu bilmiyorum. Yani ben haftaya artık beklemek zorunda kaldım. Çünkü saat 8.30 oldu. Ben bunu fark ettim. Saat 8'de Samet de hani tamam dedi, takma kafana falan ama insanın canı sıkılmıyor değil. Hatta bakın çoraplarda burada böyle 3 tane çorap. Bunları artık haftaya götüreceğim tekrardan. Göstereceğim 3 tane çorabı 750 liraya almış oldum. Ay yine artık güleceğim ama ne yapayım, sinirlerim bozuldu. Gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Onları böyle poşetin içine saklayayım da bari. Hani en azından videom da var kanıt olarak. Öyle bir şey hani inşallah abi de zorluk çıkarmayan bir insandır. Çünkü 750 liraya 3 tane çorap olamaz. Neyse o kadar çok moralim bozuldu ki sizlere artık aldıklarımı da göstereyim. Ondan sonra videoyu artık sonlandırayım arkadaşlar. Şöyle bir tane oje aldım. Bu renkten çok istiyordum böyle parlament mavi. Fiyatlarını da söyleyeyim. Çoraplar 750 lira. Ay o kadar moralim bozuldu gerçekten ya. Modum çok fena düştü. Ojeyi de 25 liraya aldım arkadaşlar. Bu da uygun fiyatlıydı. Ondan sonra şöyle bir tane yıldız küpe aldım. Bunu da 100 liraya aldım. Çelik. Hatta bunun bile fişi var biliyor musunuz? Bazı şeyleri kartla aldım. Bu bile 100 lira. Bunun bile fişi var. Hani her şey doğru. Sadece çoraplarda yanlışlık oldu. Ben de çok kalabalık da orası. O anda da abinin de kafası karıştı. Ya da işte eli çarpmıştır. Bir sıfır fazla yazmıştır. Önemli olan hani bana inansın. Haftaya artık tekrardan pazara gitmek zorunda kaldım. Şöyle bir tane de gömlek aldım. Birazdan hatta deneyeyim bunu görün. Bunu da 150 liraya aldım. Şöyle şuradan bağlaması olması hoşuma gitmişti. Ve böyle pazen kumaş. Çok güzel. Oluncu gömleği gibi. Modeli de çok hoşuma gitti. Bir de böyle fermuarlı gibi oluşu hoşuma gitti. Cepleri de böyle. Hatta gerçek cepmiş. Ben sadece kapak zannediyordum. Böyle bir gömlek. Atlet aldım arkadaşlar. Şöyle siyah atletlerden aldım. Samet böyle siyahları daha çok seviyor. Ben de öyle beyaz atleti çok sevmiyorum. Ondan sonra da son olarak da şöyle uklarım var. Ben bunlara uk diyorum. Hatta bunları bile dedim ki orada aldığım kişiye kontrol ettiniz mi 37 numara değil mi diye. Çünkü orada bir tekini denedim. İki çiftini denememiştim. Bunlar da böyle arkadaşlar. Bunların da fiyatlarını 400 liradan aldım. Bunu da yine kartla geçtim. Bunun kartı da duruyor. Bunun da fişi duruyor yine. Bunu da hani tabii komisyon almak zorunda kalıyorlar. O yüzden bunu da 420 liraya almış oldum. Şimdi hemen giyeyim bir bakalım ya. Nasıl olmuş? Ukları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Terlikte, ayakkabıda. Evet, şöyle arkadaşlar. Çok da rahattan da göstereyim. Ben böyle bu şekilde platform taban ilk defa alıyorum ve yarım da ilk defa aldım böyle. Ama çok rahatmış.
Bakın mesela şöyle ayıcıklı çoraplarımla birlikte giydiğimde taytlı da güzel durur, etekli de güzel durur ve inanılmaz rahat. Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle size göstermek için gömleğimi de giydim. Çok sevdim. Tam hayal ettiğim gibi durdu. Biraz da böyle kısa. Kotlarla da çok güzel olur arkadaşlar. Şöyle hoşuma gitti gömleğimin de rengi falan çok tatlı. Özellikle ben bunu dediğim gibi böyle fermuarlı oluşunu sevdim. Farklı bir gömlek ve buradan da böyle sıktırmalı olduğu için çok hoşuma gitti. Kolları da böyle lastikli bu arada. Bunu da dediğim gibi çok uygun bir fiyata aldım. 150 liraya aldım. Bugünkü videomu bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Allah sağlık versin. Daha önemlisi yok. Ama tabii ki canım sıkılmadı değil. Yani bugün de böyle bir şey olması demek ki yaşanması gerekiyormuş. Böyle bir şey yaşadım. İnşallah da hallederim. Sizleri de haberdar ederim bu durumda. Kendinize iyi bakın. Videoyu böyle modum düşük kapatmak istemezdim ama bir sonraki vlogta inşallah tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.